doğuya doğru da aslında Göztepe, Bostancı istikametine ve D100'e dönüş hattı. Tabii buranın hemen baktığınızda güneydoğusunda bu kavşağın bir Fikirtepe manzarası görürsünüz. Tam tersi bölüm Hasanpaşa'dır. İşte bir taraf Acıbadem'dir. Yine batı, kuzey batısı. Yine aynı şekilde kuzey doğusunda da Ünalan Mahallesi'ni görürsünüz. Ve böylesi bir kavşaktır. Aslında bu kavşak geçmişten beri önemliydi. Çünkü ilk zamanlarında İstanbul için haremden hareme gidiş, haremden yola çıkıştan sonra 1. Boğaz Köprüsü'ne doğru dönüş ya da Ankara istikametine hareket. Daha sonra TEM bağlantı yolu yapılmıştır ve TEM otoyolunun yapılmasıyla beraber bu TEM bağlantı yolu üzerinden yine buradan hareme bağlantı, haremden geri dönüş ve oradan çıkış şeklinde önemli bir kavşaktı. Ama tabii kentin yoğunlaşması ki özellikle Fikirtepe yoğunluğu bu şehrin bu kavşağa çok daha yüklemesine vesile oldu. Birkaç laf etmem lazım. Fikirtepe aslında İstanbul'umuz adına kentsel dönüşüm dediğimiz aslında önemli bir kavramı lekeleyen, yarı yolda bırakan, sıkıntıya sokan bir kavramdır. Ve bunda bu kentsel dönüşüm kavramını aşağıya indiren ve insanların zihninde bir karabasan gibi, kabus gibi bir pozisyona düşüren aslında Fikirtepe kaynaklıdır ve buna benzer İstanbul'un 6-7 noktasında daha yapılan kötü uygulamalardır. Yani şu anda ben tam böyle güneydoğuya doğru bakıyorum ve baktığımda karşımda gerçekten ürkütücü bir beton duvar görüyorum. Bu beton duvar tabii ki neredeyse 150 bine yakın insanın meskeni haline gelecek. Arka planda daha henüz bitirilmemiş, yapımı devam eden, hatta temel seviyesinde olan aynen bu kuleler büyüklüğünde kuleler mevcut olacak. Bunların varlığı İstanbul adına doğru mudur? Ne yaptık biz? Nasıl bu duruma gelindi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2005, 2006, 2007 özellikle o yıllarda, ardından Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve uzun yıllar süren buradaki kaotik durum şu anda belki de en fazla şunu mağdur etti diyemiyoruz. Yani mağdur etmediği kimse yok. Bu nasıl kentsel dönüşüm? Devletimizin kasasını mağdur etti. Şehircilik Bakanlığı'nı mağdur etti. Büyükşehir Belediyesi'ni mağdur etti. Çünkü biz bu kavşağa Büyükşehir Belediyesi olarak 3,5 milyar liranın üzerinde bir bütçe harcadık. Aynı zamanda müteahhitleri mağdur etti. Çünkü müteahhitler oraya girdi ve o işleri bitirene kadar yaşadıklarını ben biliyorum. Ev alan bir kısım insanımızı mağdur etti. Çünkü alamayan, iflas eden firmalar oldu. Ve daha çok da Fikirtepe'li hemşerilerimizi mağdur etti. Çünkü onlar da hayal kurdukları, bir süre sonra zenginleşme hayaline çevrilen kentsel dönüşüm hayalinin onların hayal kırıklığına ve kabusuna dönüştü. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu büyük yatırım, bu kavşağın evet elbette bir gerekliliği vardı ama bu ebatta olmayabilirdi. Bu ebatta olması ve burada taşınacak nüfus yükünün bu süreçle beraber rahatlaması adına bu yatırımın yapılması gerekiyordu. Sadece bu yatırımla değil, şu anda o bölgede altyapı, yol yatırımı, Kadıköy Belediye Başkanımız burada, Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar, bizim yaptığımız yatırımlar, İSKİ'nin yaptığı yatırımlar, yapacağımız yatırımlar, velhasıl aslında böylesi bir durum bizi hiç mutlu etmemiştir. Tabii bugün niye buradayız? Bütün bu sorunları aşacak değerli bir
projeyi bitirmek adına buradayız. Az önce söylediğim güçlü bir yatırımı tamamladık. Bizden gelmeden önce yapılmış bir bölümü vardı ama neredeyse 3/2'lik kısmını, hatta 4/3'lük kısmını bizim dönemde tamamladık. Ve bu tamamlamayla beraber bir kısım rahatlamaları artık bu bölge yaşıyor olacak. Kaldı ki burada şunu da söyleyeyim. Burası aynı zamanda bir metrobüs durağı. Aynı zamanda Kadıköy Sabiha Gökçen metrosunun geçiş hattı ve durağı. Aynı zamanda inşallah yeni doğan emek hattını başlattığımız ve devamında hem Ümraniye hem Ataşehir, aynı zamanda Sancaktepe'den başlayacak ve sonrasında da Kadıköy Söğütlü Çeşme'ye inecek olan yeni tasarladığımız metro hattının da geçiş yolu üzerinde olacak. O bakımdan burası bir yanıyla da yaya anlamında da yoğun bir geçişe sahip. Bu da günde 150 bin gibi bir sayıdan bahsedilen yaya geçişi söz konusu ki hemen şu anda kavşağın olduğu noktada çok özenli bir altyapı çalışması var. Kazık makinaları devam ediyor. O bölümde yine yüklenici firmalarımızın güçlü kabiliyetleriyle ve çalışmalarıyla hızlı biteceğine inandığım Ünalan Mahallesi ile yani bir yanında yine Fikirtepe olmak üzere yaya bağlantılarını yaparak yine çelik kullanılarak güçlü bir kesintisiz yaya aksını burada sağlayacaklar. Bu tabii aynı zamanda hem engelli erişimini en sağlıklı hale getireceği gibi orada bir transfer merkezi oluşacak. Transfer merkezi bir kısım sosyal ünitelerle de güçlendirilecek. Tabii bu da inşallah bu sene içerisinde İstanbullularla buluşturmak istediğimiz bir yaya geçiş projemiz. Karayolunu bitirdik. Yayaları da toparladığımızdan sonra burası toparlanmış ve iyi bir statüye kazanmış olacak. Tabii Ünalan tarafında hemen önümüzde duran İmam Hatip Lisesi'nin Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka bölümünde çok özenli, keyifli sistemi oraya çok uygun, topografyasını boğmayan ve aynı zamanda Fikirtepe'nin tam karşısında gerçekten örnek bir proje statüsüyle o topografyayı içine alan ve aynı zamanda D100'le örtüşen metro bağlantıları olan, metrobüs bağlantıları olan yaya aksı güçlü Kadıköy, Üsküdar ve hatta yakın bir bölümüyle Ataşehir ki metro bağlantılarıyla etkili bir yaya iletişimini kuracak olan Anadolu yakasının en güçlü kültür sanat odağını burada hizmete kavuşturuyor olacağız. Uygulama projeleriyle projeleri hazır olan değerli bir iş. İstanbul'un kültür sanat kongre merkezi noktasında etkili bir nokta haline gelecek. Büyük ve geniş uluslararası çapta kültür organizasyonlarının, sanat gösterilerinin yapılabileceği güçlü sahne kabiliyetlerinin olduğu bir ortamı burada var edeceğiz. Her ne kadar Avrupa yakasında 3 ya da 4 adres bu noktada varsa da Anadolu yakasında böyle bir adres yok. Bu adresi de buraya odaklayacağız ve bir nevi 3 ilçenin böyle ortasında ama bir yanıyla Avrupa yakasında da kolay ulaşılabilen hem Avrasya Tüneli'nden hem 1. Boğaz Köprüsü üzerinden ve aynı zamanda yaya erişimleri de güçlü olan bir nokta. Kıymetli hemşehrilerim, tabii geldiğimiz günden bu yana İstanbul'da yoğun trafik yaşanan bölgelerde sorunları çözmek için gerçekten birçok ulaşım yatırımı gerçekleştirdik diyebilirim. Bu anlamda gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana raylı sistemlerde yaptığımız büyük atılımın yanı sıra hem karayolları ile ilgili lastik tekerlekli araçların erişimi hem deniz yolları ile ilgili güçlü çalışmalar yaptık. Burası da az önce söylediğim gibi bütün bu kavramlarıyla bizim gurur duyacağımız işlerden bir tanesi.
pik saatlerde bölgede yoğun araç ve yaya trafiği oluştuğunu bildiğimiz noktalardan birisi. Bu akşam itibariyle belki de biraz sonra biz buradan ayrılır ayrılmaz o rahatlığı insanlarımıza sürpriz olarak yaşatacağımızı şimdiden gururla söyleyebilirim. Tabii burası bu bahsettiğim bütün işte D100 Harem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fikirtepe Mahallesi, yine Avrasya Tüneli, aynı zamanda Bostancı Göztepe Hattı ve birçok kavramıyla birçok yönüne hizmet ediyor. Şu da bir gerçek, D100 Karayolu üzerinde rahatlatmamız gereken birçok yere de daha önce dokunmuştuk. Yine yanlış hatırlamıyorsam Bostancı'da bir alt geçitle özellikle minibüs yolu altından bu Bostancı üzerinden bir hat bağlantısı yapmıştık. Yine Tuzla bölümünde yan yol ve üst geçitlerimiz bitmek üzere bir hafta içerisinde inşallah vatandaşımızın hizmetini açacağız ve D100 üzerinde sıkışmayı, yani daralan D100 aksını tamamen ortadan kaldıran bir imalatı da bitirmiş olacağız. Çokça şey anlatabilirim ama bugün Uzunçayır'da İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm getirecek bir projeyi hızla hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Proje bu arada özel bir takım teknik verilere sahip. 440 metresi çelik köprü, 140 metresi betonarme köprü, 200 metresi ise toprak arme duvarlar üzerine oluşan geçişler. Toplamda 2200 metre yol uzunluğuna sahip. Bunun yanı sıra asfalt, otokorkuluk, tabela ve çizgileme çalışmalarıyla güçlü bir işi hep birlikte bitirdik. Burada görev alan İBB kurumumuza, genel sekreterimize, genel sekreter yardımcımıza, daire başkanlıklarımıza, onların kıymetli teknik elemanlarına, çok değerli yüklenici firmalarımıza ve onların değerli yöneticilerine, teknik elemanlarına ve aynı zamanda çok değerli emekçi kardeşlerime, onlar da son rotuşları yaptılar burada. Bitirdiler. Farkındaysanız yorgunlukları yüzlerine yansımamış, işini bitirmenin gururu yüzlerine yansımış. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. İstanbul'umuza, başta Kadıköy'ümüze, Üsküdar'ımıza olmak üzere bütün İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun.